İyi akşamlar sevgili seyirciler. Türkiye'nin birinci kanalında ana haber bültenine hoş geldiniz efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan işgali döneminde Karabağ'a verilen zararın tazmini için uluslararası mahkemeleri işaret etti. Bu işleri Lahey Adalet Divanı'na getirmek suretiyle bunların tazminini istemek lazım dedi. Azerbaycan'ı ziyaret eden Erdoğan, Azerbaycan ve Türkiye'nin Ermenistan'la normalleşme süreçlerinin birbirini destekleyecek şekilde ilerlediğini söyledi. O işgal süreci içerisinde işte ne hale getirmişler Cebrail'i? Bu işleri Lahey Adalet Divanı'na getirmek suretiyle bunların tazminini istemek lazım. Ki bunların tazminini istemek suretiyle de bunları köşeye sıkıştırmak lazım. Batı'yı dünyanın çok iyi tanıması lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü. İki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısında dünyaya seslendi. Karabağ'da işgal döneminde yapılanların Lahey Adalet Divanı'na taşınması gerektiğini söyledi. Zengizur koridoru ile ilgili korkular yersiz dedi. Nahçıvan'ı Azerbaycan'ın batı reyonlarına bağlayacak olan Zengizur koridoruna ilişkin bazı çevrelerdeki korku ve endişeler bana göre yersizdir. Artık bütün Karabağ'ın attığı bu adımlardan sonra böyle bir korkuya yer yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'la normalleşme sürecine de değindi. Barışta kaybedenin olmayacağını ifade etti. Azerbaycan-Ermenistan ile Türkiye-Ermenistan normalleşme süreçleri birbirini destekleyecek şekilde ilerlemektedir. Açılan bu fırsat penceresini en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Barışın kaybedeni olmaz. Yegane gayemiz bölgemizin müreffeh geleceğini inşa etmektir. Görün ne kadar onlarda Azerbaycan... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğine vurgu yaptı. Aziz kardeşim, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'a destek ifade etti, bildirdi ki Azerbaycan yalnız değil, Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır ve bu siyasi ve manevi destek savaşın son gününe kadar devam eder. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirdi. Aliyev, Erdoğan'ı Zengilan Havalimanı'nda karşıladı. İki lider yapımı tamamlanan havalimanının açılışını yaptı. Ardından Erdoğan ve Aliyev, Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü projesinin ilk etabının hizmete alım törenine de katıldı. İki lider Zengilan'ın ardından Cebrail şehrine geçti. Kumlak Tren İstasyonu ve Azerbaycan-Türkiye Uluslararası Orman Eğitim Merkezi ile Akıllı Fidancılık ve Dostluk Orman Kompleksinin temelini attı. Terör örgütü PKK ve destekçileri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullandığı iftirası atıldı sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanlığından ve AK Parti'den ard arda tepkiler geldi. Kara propagandalarla terör örgütü PKK'nın aklanmaya çalışıldığı belirtildi. Mesajlarda terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği de vurgulandı. Mehmetçiğin terörle mücadelesine kara çalmaya çalışmak terörden de beterdir ve asla kabul edilemez. Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullandığı iftirasına sert tepkiler yükseldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay o iftirayı alçakça olarak nitelendirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz dünyanın her yerindeki faaliyetlerinde daima hukuka bağlı şekilde sivilleri, doğayı, kültürel mirası ve değerleri gözeterek mücadele etmektedir. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iftirayı terör örgütü PKK ve siyasi uzantılarının kara propaganda faaliyetlerinin bir yenisi sözleriyle değerlendirdi. Bunun sebebi her gün inlerine girerek terör örgütünü bitme noktasına getirmiş olmamızdır dedi. Çok iyi biliyoruz ki bu iftiralara destek veren de terör örgütüyle aynı yolun yolcusudur. Arkasına saklanmaya çalıştıkları maskeler gerçek yüzlerini artık gizleyememektedir. Terör örgütlerinin ülkemize karşı gerçekleştirmeye çalıştığı kara propaganda faaliyetlerine geçit vermemek için çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden dile getirdi. Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğinin altına çizdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet ve istihbaratımız terör örgütünün oksijenini kestikçe yeni iftira kampanyalarına başvuruyorlar. Kimyasal silah yalanı terörü aklamaya ve estetize etmeye çalışanların beyhude çabasıdır. İftiralara bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelesini hukuki ilkelere bağlı şekilde yürütmektedir dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır. Bunlar terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklardır. PKK'nın cinayetlerini övenler kirli odakların temsilciliğini yaparak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne saldırıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullandığı iftirasına Meclis Genel Kurulu'nda da tepki gösterildi. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan tepkisini PKK'nın ekmeğine yağ sürülüyor sözleriyle gösterdi. MHP Grup Başkan Vekili Muhammed Levent Bülbül de iftiranın PKK propagandası olduğunu söyledi. PKK ne zaman yandım dese, ne zaman bitiyoruz dese, zordayız dese mutlaka bir el uzatılıyor. Mutlaka bir gündem değiştirilerek adeta PKK'nın ekmeğine yağ sürülüyor. Türk Tabipleri Birliği Başkanı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullandığı iftirasına bir tepki de meclisten geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, asıl iddia sahipleri kimyasal silah görevi görüyorlar dedi. PKK söylemiş, hanımefendi de bunu izlemiş televizyondan da hüküm vermiş. Asıl kimyasal silah iddiasında bulunanlar bence kimyasal silah görev görüyorlar. Asıl onlar kimyasal, asıl onlar silah. Bu milletin birliğine, beraberliğine bundan daha büyük bir ateş, daha büyük bir tehlike olmaz diye düşünüyorum. MHP Grup Başkan Vekili Muhammed Levent Bülbül, iftiranın bir PKK propagandası olduğunu belirtti. Türk Tabipleri Birliği'ne tepki gösterdi. İddia ve itham sahibi aslında PKK. Bir propaganda malzemesi olarak bunu kullandıkları aşikar. Türk Tabipler Birliği denilen yapının içerisinde bulunduğunu düşünen kim varsa, eğer bu vatanın evladıyım diyorlarsa, eğer bu memleketin hekimiyim, tabibiyim diyorlarsa, bu merkez birliğinin bu kepazeliğine asla ve asla müsaade etmemelidirler. Bülbül iftiraya destek veren CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na da tepkiliydi. CHP ve HDP'nin bir araya gelmesi dikkat çekici dedi. CHP'nin ve HDP'nin propaganda noktasında bir araya gelmiş olması, ağız birliği yapması son derece dikkat çekici bir durum. Bu ittifakın Türkiye'ye hayır getirme, bu birlikteliğin Türkiye'ye hayır getirme ihtimali olmadığı gibi Türkiye'nin düşmanlarına zemin hazırlayacak siyaseti de ortaya koyduklarını bu vesilelerle görmüş oluyoruz. Bu iftirayı gündeme taşıyan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör operasyonları sırasında kimyasal silah kullandığı iftirası yargıya taşındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlattı. Fincancı PKK-YPG'nin sözde yayın organına konuştu. Başsavcılığın terör suçlarını soruşturma bürosu, Fincancı'nın terör örgütü PKK-YPG'nin sözde yayın organında yaptığı açıklamalar sonrası harekete geçti. Fincancı hakkındaki soruşturma terör örgütü propagandası yapmak ve Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlarından yürütülecek. Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası politika faizini 150 bas puan düşürerek %10,5'e çekti. Banka Kasım ayında da faizde indirim sinyali verdi. Para Politikası Kurulu, yılın 10. faiz kararı için Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı. Kurul, son 2 ayda olduğu gibi bu toplantıda da indirime gitti. Politika faizini 150 bas puan düşürdü, %10,5'e çekti. Piyasaların da beklentisi bu yöndeydi. 100 bas puan beklenirken 150 bas puanlık bir indirim oldu. Olağanüstü öyle bir etki olmadı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada yılın ilk yarısında güçlü bir büyüme gözlemlendiği belirtildi. Enflasyondaki yükselişte jeopolitik gelişmelerin ve ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının etkili olduğu vurgulandı. Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için atılan ve kararlılıkla uygulanan adımlarla birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Peki, faiz indirimleri sürecek mi? Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada Kasım ayına işaret edildi. Para Politikası Kurulu takip eden toplantıda da benzer bir adım attıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır.
Merkez Bankası'nın faiz kararı konusunda herhangi bir belirsizlik yok artık. Yani ekonomi yönetimi bir bütün olarak ve Merkez Bankası faizleri tek haneye kadar indirmeye karar verdi görünüyor. Öngörülebilir ve belirli bir tavır. Merkez Bankası enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edeceğini de belirtti. Avrupa başta olmak üzere Amerika ve Afrika kıtasında enerji ve gıda fiyatları tırmanıyor. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı dünyanın dört bir yanında grev ve gösterilere yol açıyor. Fransızlar hayat pahalılığına tepkili. İş bırakma eylemleri Fransa'da günlük hayatın bir parçası oldu. Hemen her hafta bir meslek grubu iş bırakıyor. Enflasyon karşısında eriyen maaşların artırılmasını talep ediyor. En son salı günü genel greve gidildi. Gösteri ve grevler Avrupa genelinde yayılıyor. Belçika'da ulaşım sektörü çalışanları enerji fiyatlarındaki artışı protesto etmek için iş bıraktı. İspanya'da sadece Mart ayında 335 protesto gösterisi düzenlendi. 8 ayda 200 gösteri yapılan İtalya'da hırsızlıkta da artış var. Başkent Roma'da yılın başından bu yana 27 bin hırsızlık vakası kaydedildi. Artan fiyatların etkisi sadece Avrupa'da değil, Amerika ve Afrika kıtalarında da hissediliyor. 9 ayda 92 ülke ve bölgede halk geçim sıkıntısı nedeniyle sokağa indi. Ekvador sadece bir ayda binden fazla gösteriye sahne oldu. Endonezya'da son bir yılda 400 kez sokaklar hareketlendi. Eylemler çoğu zaman polis müdahalesi ve çatışmayla sonlandı. Ağustos ayında 25 kişinin hayatını kaybettiği Sierra Leone'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İstanbul'da Fethullahçı terör örgütünün futbol yapılanmasına operasyon düzenlendi. Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan eski futbolcu Zafer Biryol yakalandı. O operasyonun detaylarına TRT Haber muhabiri Büşra Çelik ulaştı. Baylok kullanıcısı olduğu, kapatılan Bankasya'da hesabı bulunduğu belirlendi. 2006 yılında terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'i ziyaret ettiği tespit edildi. İstanbul Organize Şube Polisi ve İstihbarat ekipleri FETÖ'nün futbol yapılanmasında yer alan ve hakkında yakalama kararı olan Zafer Biryol'a yönelik çalışmalarını genişletti. Adres belirlendi, ardından operasyon için düğmeye basıldı. Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Zafer Biryol, ekipler tarafından yürütülen titiz takibin ardından Büyükçekmece'de gözaltına alındı. Biryol'un terör örgütünün sözde toplantılarında yer aldığı da öğrenildi. 2012-2014 yılları arasında Küçükçekmece 5 yolda FETÖ adına faaliyet gösteren kursun düzenlediği futbol turnuvasında kazanan oyunculara ödüllerini verdiği de dosyada yer aldı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Bartın'daki maden kazası neden oldu? Bu soru tüm yönleriyle araştırılıyor. 6 savcı, 7 müfettiş günlerdir mesaide. Maden sahasında el konulan malzemeler inceleniyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kazayla ilgili hiçbir hususun karanlıkta kalmayacağını ifade etti. Patlamadan sonra çıkan yangınsa kısmen devam ediyor. Muhtemeldir önümüzdeki haftaya kadar ben bir ön raporun çıkacağını tahmin ediyorum. Bu konuda karanlıkta kalan hiçbir husus kalmayacaktır. Gözler o raporda. Bartın'da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden kazası neden oldu. 6 savcı, 7 müfettiş ve bilirkişi heyeti bu soruya yanıt arıyor. Maden sahasından deliller toplandı. İncelenmek üzere adliyeye götürüldü. Maden sahasından özel ekiplerce titizlikle toplanan dijital materyaller, cihazlar ve belgelerin bir kısmı Amasra Adalet Sarayı'nda inceleniyor. Vatandaşımızın sorduğu hiçbir soru cevapsız kalmayacaktır. İhmali, kusuru olan kim varsa üzerine gidilecektir. Şehitlerimizin yakınları, yaralı kurtulan madencilerimiz. Bunların da ifadelerine başvuruluyor. Ölçüm ve kayıt cihazlarının bir kısmı Bartın Emniyet Müdürlüğü'nde, bir kısmı da Ankara'da inceleniyor.
Maden ocağındaki yangın kısmen de olsa devam ediyor. Dışarıdan havayla teması kesilen yangının kendi kendine sönmesi bekleniyor. Her ihtimale karşı da tahliye ekipleri ocakta 24 saat nöbet tutmayı sürdürüyor. Yanan bölgenin havayla temasını kesmek için iki noktadan baraj uygulandı. Madendeki üretim de durduruldu. İstanbul'un yoğun trafiğinde sürücülerin kural ihlalleri kazalara davetiye çıkarıyor. Bakırköy'de D100 karayolunda makas atarak ilerleyen bir otomobil kazaya sebep oldu. İki araca birden çarptı. Küçükçekmece'de ise sapağı kaçıran bir araç ana yolda geri geri gitti. İşte o anlar. Ana yolun orta yerinde makas ata ata ilerlerken iki araca birden çarptı. Kaza akşam saatlerinde D100 karayolunun Bakırköy mevkiinde meydana geldi. Hızla ilerleyen otomobil şeritlerinde seyir halinde ilerleyen iki aracın arasından geçmeye çalışırken kaza yaptı. Önce bu iki araca, ardından bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle çarpan aracın motoru yerinden fırladı, yola düştü. Diğer araçlarda ise hasar nispeten azdı. Neyse ki yaralanan olmadı. E5'in ortasında geri geliyor ya. Küçükçekmece'de ise bir sürücü kazaya davetiye çıkardı. Sapağı kaçırdığı için gündüz vakti akan trafikte geri giderek trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü cep telefonu kamerasınca kaydedildi. İstanbul'da minibüs çarpan kasksız ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsü önce bir otomobilin üzerine sonra da yere düştü. Kazayı gören bir kişi ise yaralı sürücüye yardım etmek yerine önce otomobilinin zarar görüp görmediğini kontrol etti. Motosikletliye minibüs çarptı. O yaralı yerine otomobilini kontrol etti. Kaza İstanbul Sultan Gazi'de meydana geldi. Caddede ilerleyen minibüs ara sokaktan hızlı bir şekilde gelen motosiklete çarptı. Kasksız ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsü önce park halindeki otomobilin üzerine sonra da yere düştü. Olayı gören bir kişi ise yaralı motosikletliye yardım etmek yerine önce park halindeki otomobilinin durumunu kontrol etti. Neyse ki çevredekiler daha duyarlıydı. Minibüs şoförüyle beraber onlar da yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına koştu. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dolandırıcılar mağdurları ağlarına düşürmek için akıl almaz yöntemlere başvuruyor. Bu kez o ilginç yöntemlerden birine İzmir sahne oldu. Şebeke üyeleri kimliklerini değiştirip kendilerini akraba gibi tanıtarak Menemen'de bir mahalleyi hedef aldı. Ardından türlü oyunlarla 8 milyon liralık vurgun yaptı. Detaylar TRT Haber muhabiri Hilal Yıldırım'ın özel haberinde. İsimlerini ve görünüşlerini değiştirdiler, yeni kimlikleriyle mahalleye yerleştiler. Kendilerini akraba olarak tanıtıp komşularıyla yakın ilişki kurdular. Birbirlerinin evlerine girip çıktılar. Hatta evlilik yıldönümünü bile birlikte kutladılar. Oysa bu sıcak ilişkinin tek bir amacı vardı, o da mahalleyi dolandırmak. Benzerine az rastlanır dolandırıcılığın adresi İzmir Menemen. Komşularının güvenini kazanan dolandırıcılar bir süre sonra paravan şirket kurdu. İcradan uygun fiyata araç satışı yaptıklarını söylediler. İkna ettikleri komşularından satış fiyatının %10'u kadar komisyon isteyerek sözde araç sattılar. Ancak mahalleli o araçlara bir türlü ulaşamadı. Dolandırıcıların ise bahaneleri hazırdı. Vergi, harç gibi çeşitli masraflar öne sürüldü. Böylece para akışının devam etmesi sağlandı. Mağdurlardan ilk parça parayı almak mesele. Ama ilk parça parayı büyük olur genelde ilk parça. Aldığınız takdirde zaten mağdur geri kalan ikinci, üçüncü, dördüncü parçaları peyderpey ödemek zorunda. Bu meblağdan az meblağlar sizden talep edildiğinde mağdur elbette veriyor. Dolandırıcılar inandırıcı olmak için her türlü yalana başvurdu. Hatta şebeke üyelerinden biri arandığında annem öldü dedi. Mezarlıktan konum bile paylaştı.
Bu yöntemle şebeke üyeleri mahalleden 10 kişiyi dolandırdı. 8 milyon liralık vurgun yaptı. Sonra da ortadan kayboldu. Mağdurların şikayeti üzerine İzmir Emniyeti harekete geçti. Dolandırıcılar kıskıvrak yakalandı. 8 şüpheli hakkında dava açıldı. Her biri için 10'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi. Esnaf sadaka kutusu hırsızlarından bıkıp usandı. Kutular çalınmasın diye birbirinden ilginç önlemler almaya başladılar. Son mağdur İstanbul'da bir fırıncıydı. Hırsız ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek için toplanan sadaka kutusunu içindeki 1000 lirayla birlikte çaldı. Ne kadar vardı o kutunun içinde ve ne yapıyordunuz ondan? Yaklaşık 1000 lira civarına yakın bir para var diye tahmin ediyorduk. Bayağı da dolmuştu. Doldurulmasını da bekledi herhalde. Bantla korumayı alsalar da, telle bağlasalar da olmuyor. Pastane, fırın veya mağaza onlar için mekan fark etmiyor. Hırsızlar şimdi de gözlerini sadaka kutularına çevirdi. Bu birçok öğrencinin umudunu çaldı orada. Sadece parayı çalmadı bence. Son mağdur Selahattin Büyük. İstanbul Beylikdüzü'nde fırını var. Buradaki sadaka kutusunda toplanan para ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderiliyordu. Bu kutular daha önce iki defa çalınmıştı. Bunun altına çift taraflı bantla buraya bantlamıştık. Bu da öyleydi. İlk geldiğinde zaten arkadaş bakıyor ki bantla alamıyor onu. Ondan sonra bantını koparıyor. Bu şekilde alıyor. Daha gün yeni aydınlanmıştı. Çalışanlardan sadece birkaç tanesi vardı. Onlar da bir iki müşteriyle ilgileniyorlardı. Şüpheli içeri girdi. Elinde montu vardı. Etrafı kontrol etmeye başladı. Tam buraya geldiği zaman işte bu sadaka kutusuna yöneldi. Onu yavaşça aldı ve montun arasına gizleyip buradan yavaşça uzaklaştı. Montun da kamuflaj, yani onun modası da o. Bir mont elinin altına, ya montunun altına saklıyordular. Şimdi görüyorsunuz zaten kapşonlu arkadaş. Yöntemler hep aynı. Sadaka kutusunu uzun bir montun veya kola asılan bir yağmurluğun altına saklayıp götürüyorlar. Esnaf da onlara engel olmak için çırpınıyor. Sadaka kutusu hırsızlıkları o kadar çoğaldı ki İstanbul'un genelinde önlemler de alınmaya başlandı. Bakın bu sadaka kutusunun içerisinde para var ve şöyle tellerle bağlandı ki kolayca alınmasın, götürülmesin diye. Sadece burada değil, hemen hemen her yerde benzer önlemleri alan esnaflar var. Biz önlem alıyoruz, hırsız da yeni önlem alır. Herhalde bu sefer kelpetenle mi gelir, neyle gelir bilmiyorum. Yani biz önlem aldıkça onlar da başka bir çareler buluyorlar. Hırsızların sadaka kutularını hedef seçmelerinin sebebi bunları kolay hedef görmeleri. Çoğunlukla güvenlik kameralarınca kaydedilseler de ihtiyaç sahiplerinin hakkını çalmaktan vazgeçmiyorlar. İstanbul'dan bir hırsızlık haberi daha var. 5 hırsız sabaha karşı bir tekel bayisine hedef aldı. Ne var ne yok çaldılar. Kaçmak üzereyken iş yeri sahibine yakalanınca paniğe kapıldılar. Öyle ki bir arkadaşlarını arkalarında bıraktılar. Silah çektiler bize, müdahale edemedik onlara. Biz de hatta burada kendi arkadaşını da ezdi yani. Yakalanacaklarını anlayan hırsızlar paniğe kapıldı. İçlerinden birini bırakıp böyle kaçtı. Yaya olarak kaçtı ama ileride aldılar. 50-60 metre ileride aldılar onu geri. Yüzler maskeli, eldivenli 5 kişi. Çalıntı bir araçla Kağıthane'deki tekel bayisine geldiğinde sabaha karşı 3 sularıydı. Kepengi ve kapıyı kırıp içeri girdiler. Dakikalar içinde raflardaki on binlerce lira değerindeki içki ve sigarayı araca taşıdılar. Tam o sırada iş yeri sahibinin kendilerine yaklaştığını fark ettiler. Kepengi komple kırıyorlar. Levyeyle falan, çekiş falan var. Bayağı profesyoneller yani. Biz gelirken iş yeri zaten hep soyulmuştu. Adamlara müdahale etmeye tam çalışırken hepsi silahlıydı zaten. Bir iki kişi silah çekti. Hırsızlardan dördü araçla, arkalarında bıraktıkları arkadaşlarıysa yaya kaçtı. Komple bu raflar hepsi boşaltmıştı. Sigara rafı vardı burada büyük, kocaman. Onu almışlar. 200-250 bin liralık bir zararımız var. Bunları bulunmasını istiyoruz. Şimdi polis 5 hırsızın peşinde. Denetlenen 371 kozmetik üründen 302'sinin uygunsuz ve güvensiz olduğu belirlendi. İnsan sağlığını tehdit eden ürünleri piyasaya sürenlere ceza yağdırıldı sevgili seyirciler. Peki bu tür kozmetik ürünlerin zararı ne? Satın alırken nelere dikkat etmeliyiz? Buyurun izleyelim.
Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından denetimler yapıldı. Amaç, insan sağlığını tehdit eden kozmetik ürünlerinin tespitiydi. Denetlenen 371 kozmetik üründen 295'inin teknik düzenlemeye aykırı, 7 tanesinin de güvensiz olduğu belirlendi. Yani toplamda 302 kozmetik ürünün uygunsuz ve güvensiz olduğu tespit edildi. Geçenlerde kullandığım bir üründen dolayı cildimde tahriş oluşmuştu. Kullanmayı bıraktım. İşte bu ürünleri piyasaya sürenlere 813.584 lira para cezası kesildi. Peki bir kozmetik ürününün uygunsuz olması ne anlama geliyor? Bu durumda kişi faydalandığını sandığı şekilde faydalanamayacak. Örneğin bir güneş koruyucu kullandığında güneşten aslında gerçekten korunamayacak. Denetlenmiş iyi olmuş. Ben piyasada bilmediğim markayı, denetlenmemiş ürünü almamaya dikkat ederim. Bu ürünlerin tek zararı kesemize değil. Cildimizde de çok büyük hasarlara yol açabilir. Alerjik durumlara, enfeksiyonlara, kanserlere. Özellikle benim başıma geldi. Bir krem kullandım. Bütün yüzüm alerji oldu. İçinde bazı kötü maddeler olduğunu anladık. Sanılanın aksine zararlı kozmetik ürünler sadece cildimize zarar vermiyor. Cildimize sürdüğümüz her şeyi aslında ağızdan aldığımız bir ilaç gibi düşünmeliyiz. Çünkü bu ürünlerin bir miktar emilimi olmakta, kana karışmakta ve vücutta da çeşitli etkiler yaratabilmektedir. Vücudun başka bir bölgesinde kanserlere ya da farklı hastalıklara yol açabilir. Cilt kanseri aynı şekilde en bilinenleri. Deodorantlarda, koltuk altı rulonlarında vesaire bunlar meme kanseri yapabiliyor. Bildiğim markaları almaya çalışıyorum. Zararlı kozmetik ürünlerden korunmanın yoluysa basit. Maalesef internet üzerinden aldığımız ürünlerde özellikle bununla çok sık karşılaşabiliyoruz. Güvenli markalardan ve güvenli mercilerden bu ürünleri satma yetkisi olan kaynaklardan temin etmemiz en doğrusu olacaktır. Boğazına şeker kaçan arkadaşını boğulmaktan kurtardı. 7 yaşındaki Metehan Hemlik manevrasıyla hayata tutundu. Ordu'da yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Site bahçesindeki kameriyede arkadaşlarıyla sohbet ediyordu. Bisikletinde oturmuş avucundaki şekerleri tek tek ağzına atıyordu. Ancak o şekerlerden biri boğazına takıldı. Panikle ileri doğru hamle yaptı. Su içti. Öksürmeye çalıştı ama olmadı. Arkadaşım marketten şeker almıştı. Sonra o an arkadaşım beni güldürdü. Sonra benim boğazıma kaçtı. Ben birkaç kere su içtim ama yine geçmedi. Boğulmak üzere olduğunu fark eden arkadaşı hemen harekete geçti. Koşup Hemlik manevrası yaptı. O anlar sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 7 yaşındaki Metehan Karabacak ölümden döndü. 11 yaşındaki arkadaşı Adem Yalvaç sayesinde hayata tutundu. Nefessiz kaldı. 2 kere su içti gitmedi. Ben de boğazında kaldığını gördüm. Ona Hemlik manevrasını yapıp kurtardım. İlkokul öğrencisi Adem Yalvaç birkaç hafta önce beden eğitimi öğretmeninden öğrendiği bu teknik sayesinde arkadaşının hayatını kurtardı. Adem de işte arkadaşının boğazına kaçan bir şeker olayında aklına gelmiş o manevra, Hemlik manevrası. Yaparak arkadaşının boğazından o şekeri çıkartmış, bir hayat kurtarmış. Dediğimiz gibi ilk yardım hayat kurtarır. Bu olay ilk yardım tekniklerini bilmenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Sevgili seyirciler, dolandırıcıların hedefinde bu kez trafik sigortası yaptırmak isteyen bir sürücü vardı. Necati Yaman, zorunlu trafik poliçesinin bitmesine günler kala sigorta şirketi gibi kendisini telefonla arayan dolandırıcılara inandı. Sonrasında bakın başına neler geldi. İstanbul'da yaşayan Necati Yaman, süresi bitmek üzere olan zorunlu trafik sigortasını yenilemek istedi. Birkaç şirketle görüşüp teklif alırken telefonu çaldı. Senin sigortan 1210 lira çıkıyor dediler. 1210 lira bana uygun gelmiş çünkü 1800 liraya, 1850 liraya falan çıkıyordu. Tamam dedim ben de. Yaptılar, gönderdiler poliçeli bana. Ancak gönderilen o poliçe sahteydi. Yaman bunu fark etmedi, trafiğe çıktı. Dolandırıldığını polis çevirmesinde öğrendi. Ehliyet ruhsat, çocuk ruhsatı ehliyetini verdi.
Polis aldı gitti arabasına gitti. Döndü geldi dedi ki arabayı bağlayacağız dedi. Dedi ki sizin sigortanız yok. Arıyorum orayı yok cevap vermiyor. Buraya arıyorum cevap vermiyor. Nereye arıyorum bir cevap yok. Necati Yaman yeniden sigorta yaptırdı. Sigortasız araçla trafiğe çıktığı için ceza da yedi. Peki dolandırıcılar Yaman'ın bilgilerine nasıl ulaştı? Sahte trafik sigortası dolandırıcıları sigortası biten kişilerin bilgilerine iki şekilde ulaşıyor. Dolandırıcılar ya sistemi hackliyor ya da el altından telefon numaralarını alıyor. Yaygın bu işleri yapan firmaların ya hacklendiğini ya içeriden bilgi sızdırıldığını duyuyoruz bize gelen şikayetler arasında. Benzer mağduriyetler yaşanmaması için trafik sigortası yaptıracak araç sahiplerinin dikkatli olması gerekiyor. En önemlisi tabii ki bildiğiniz yerden, güvendiğiniz bir acentadan yaptırmak en doğrusu. Diyelim böyle bir yerden poliçe aldı ama şüpheleniyor. Böyle bir durumda o sigorta poliçesi yazan şirketin oradaki numarayı değil, internetten onun kendi numarasını bulup o plakasıyla veya poliçe numarasıyla o şirketten benim poliçem var mı, yürürlükte mi, yapıldı mı diye de kontrolünü sağlayabiliyor. Sırada filmlere konu olacak türden bir toprak davası var. Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Sinan Köyü'nün yıllardır çözülemeyen toprak meselesi tekrar alevlendi. Köyün ağası denilen toprak sahibi 2010'da protokolle köylülerin kullanımına bırakılan toprağı bir başkasına satınca işler karıştı. TRT Haber ekibi o köye gitti. Yıllardır çözülemeyen bir toprak anlaşmazlığı. Burası Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Sinan Köyü. İfade vermeye gidecektim. Oradan silahlı saldırıya uğradık. Şunu belirtmek isterim ki hep iftira bir münakaşa söz konusudur. Yani bu araziler dedelerimizden kalan arazidir. Arazi anlaşmazlığı birkaç gün önce köyün girişinde bir kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavga ilk değil. 2005-2006 yıllarında köylülerle köyün sahibi A dedikleri Kemal Sinanlı karşı karşıya geldi. 8000 dönümlük arazinin köylülerin kullanımına açılmasıyla bu olay yatıştı. Ancak arazilerin bir başkasına devredilmesiyle, satılmasıyla köylüler atamızdan dedemizden kalan toprakları geri istiyoruz deyip yeniden ayağa kalktı. Benim tapular mevcuttur. Eğer kendileri de tapular bir metre daha orada tapuları varsa o zaman benim bir iddiam yoktur. Biz yerlisiydik. Osmanlı tapusu millettedir. Köylülerin elinde 2010 yılına ait bir protokol var. Mülkiyeti Kemal Sinanlı'ya ait 8000 dönümlük tarlanın kullanımı köylüye verilmiş. Sulh, Sinanlı ailesinin arazileri bir başkasına satmasıyla bozuldu. 12-13 sene evvel barışa gittiler. Toprak aile başı 38 dönüm. İmzalıyım, muhurluyum. Bu ağa artık millete karışmıyor. O imzayı o atmış ya, devretmiş bu adamı. Bedrettin Nasıroğlu. Eğer köylüler beni rahat bırakırlarsa değişik ürünler meyvesiyle, sebzesiyle, tahliyle ve tarma, dali, sanayi olmak üzere fabrikalar orada kurmak, istihdam etmek. 8 adamımız şu ana kadar silahla vuruldu. Çare barış olsun. Köylüler toprağı kendileri ekip biçmek istiyor. Arazinin yeni sahibi ise tesis kurma niyetinde. Sinan köylüleri de toprak sahibi de yılan hikayesine dönen arazi sorunundan bıkmış durumda. Beklentileri karşılıklı adım atılması. Küçük Ev ve Karavan Fuarı İstanbul'da kapılarını açtı. Çeşit çeşit küçük evler, birbirinden farklı tasarımlara sahip karavanlar bu fuarda ziyaretçilerini bekliyor. En ferah ev gibi hissettiren bu oldu. Bir çocuklarla gidilebilecek şehirden kaçma evi.
Türkiye'mizin çok güzel lokasyonları var. Yani gözünüzü bir açtığınızda çok güzel bir körfezde ya da çok güzel bir dağ manzarasında uyanabilirsiniz. Bu herkesi cezbetmeye başladı. Ev konforunu aratmayan karavanlar, doğayla iç içe olan küçük evler İstanbul Fuar Merkezi'nde görücüye çıktı. Fuarın en büyük karavanlarından birindeyiz. Burası oturma odası olarak kullanılabiliyor. Bu masa aşağı indirildiğinde oturma odasındaki koltuklar 2-3 kişilik yatak haline gelebiliyor. Yanı başımızda mutfak ve bu tarafta da banyo ve tuvaleti. Karavanın en arka kısmında ise gördüğünüz gibi çift kişilik bir yatak bölümü bulunuyor. Ve bu karavanın fiyatı 790 bin lira. Bunlar vallahi çok cazip yani. Çok güzel kalitesi, her şey çok güzel yani. Sizi karavancılığa çeken şey ne? Rahat yaşamak, güzel yaşamak, Türkiye'yi gezmek. Ben şey değilim, çok karavancı değilim yani. Eşim için evet geldim. Kendisi çok seviyor. Siz ikna edebilecek misiniz? Vallahi edeceğim %100. Amacım o, bütün karavanları gezdiriyorum. Bu da fuarın en küçük karavanlarından biri. Burası da oturma bölümü. Bu masa aşağı indirildiğinde bu kısım çift kişilik bir yatak haline gelebiliyor. Bu tarafta küçük bir mutfak, hemen yan tarafta da küçük bir banyo ve tuvalet yer alıyor. Arka tarafta da iki kişilik ranza. İşte çekirdek aile için tasarlanan bu karavanın fiyatı yaklaşık 320 bin lira. Doğayla iç içe olmak, istediğin an dışarıda olabilme hissiyatı karavancılığa yetiyor açıkçası bizlere. Fuar alanının diğer bir bölümünde küçük evler vardı. Şu anda içerisinde bulunduğumuz yer minik bir oturma odamız. Aynı zamanda birleştiğinde mutfağımız mevcut. Mutfağımızın içerisinde mini bulaşık makinemiz, fırınımız, büyük bir buzdolabımız, ocağımız. Bu tarz güzel, çok tatlı şirin bir mutfağımız mevcut. Yukarısında iki kişinin rahatlıkla yatabileceği bir yatak odası. Arka tarafta ne var? Burası ebeveyn yatak odamız. Orada banyomuz ve tuvaletimiz mevcut. Eşimle beraber biz çok da meraklıyız bu karavanlara, bu tiny house'lara. Böyle minik yerlerde yaşamaya çok özeniyorum. Aslında küçük yerler daha özgür. O karavanlar için de aynı şeyi düşündük. Ne kadar küçük olursa o kadar özgür olunuyormuş. Bunu yeni keşfettik. Küçük alanlara özgür hayatların sığdığı karavanlar ve küçük evlerin sergilendiği fuar 23 Ekim'e kadar ziyaretçilerini bekliyor. Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başladı. 22. kez düzenlenen organizasyonda hava pilotları yine sınırları zorladı. Yarasa adamlar düşüşleriyle nefes kesti. Akrobasi pilotları da gösterileriyle hayran bıraktı. İşte o anlar. Metreden uçtuk, Babadağ'dan uçtuk. Benim için çok keyifliydi. Bu yıl ayakta inenleri tesadüf ettik. Gerçekten uçan adamlar galiba. Yarasa adamlar, akrobasi pilotları, yamaç paraşütçüleri. 22. Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali nefes kesen bir başlangıç yaptı. Bölge tanıtım adına çok önemli bir organizasyon olduğunu düşünüyorum ve bu bölgede 60 ülkeden şu an itibariyle 1000'e yakın sporcu bize kayıtlarını yaptırdılar. Festivalde yerli yabancı dünyanın en iyi pilotları bir kez daha izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Ortalama 30 dakika kadar havada kaldık. Biraz bulutlu olduğu için bulutların arasında gezdik. Güzel geçti uçumuz. 7 yıldır yamaç paraşütüyle ilgileniyorum. 17 yaşında başladım. Arkadaşımla uçtuk bugün. Yarasa'dan ve serbest düşüş branşlarında festivale katılan sporcular gökyüzünde sınırları zorladı. Akrobasi pilotları da 2000 metre yükseklikte hünerlerini sergiledi. Plajı dolduranlar bu gösterileri nefeslerini tutarak izledi. Vallahi zaten en zevkli olan kısım bu. Düşüş sırasında vücudumuzu kanat olarak kullanıyoruz. Esneğimizi merak edebiliyor. Düşüşümüz de daha azalıyor, uçuşumuz artıyor. 160 km'le uçup geliyoruz bu şekilde. 12 seneden beri de paramotorlu uçuş yapıyorum. Buradaki görevimiz paramotor akroşof olarak. Burada işte gösteri yaptık. Paramotor daha özgür, daha keyifli. Böyle yani havayı gerçekten hissettiğiniz bir hava aracı diyebilirim. Benim için öyle. Meraklıları da profesyoneller eşliğinde ikili atlayış yaparak bu heyecana ortak oldu. Onları izleyenler de en az gökyüzünde süzülenler kadar heyecanlıydı. Kalkış anında böyle heyecan son noktaya kadar yükseliyor. Fakat kalktıktan hemen sonra
Yolcularımız, misafirlerimiz çok rahatlıyorlar. Ondan sonra bir bakıyorlar ki aşağıda muhteşem bir manzara var. TRT ekibi olarak biz de uçuşlara katıldık. Babadağ'daki 1900 rakımdan uzman pilotlar eşliğinde kendimizi Ölüdeniz'in muhteşem manzarasına bıraktık. Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali pazar gününe kadar devam edecek. Efendim, nefes kesen bu görüntülerin ardından şimdi reklam zamanı. Reklamların ardından da sizi burada bekliyor olacağız. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili seyirciler. Yarın aynı saatte, saatler 19'u gösterdiğinde bu ekranda tekrar buluşmak dileğiyle. İyi akşamlar.